Şimdi sıradaki kayınvalidem Nuray Sultan olacak. Kalbi kırık kayınvalidem. Ağzını burnunu büke büke geldin evet yine. Bütün enerjini toplar mısın lütfen? Benim yanımdasın şu anda. Evet. Burada görevin tadım yapmak, iyi puan vermek. Hadi. İnşallah afiyet diyorum. Olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ya kıymasını güzel kavurmuş, lezzetli geldi. Krepi de güzel geldi. İnce mi krep? İnce, güzel olmuş. Güzel olmuş, bilmiyorum. Lezzetli geldi vallahi, kıyması da güzel olmuş. İç harcını, da sevdim, güzel olmuş. Peki üstündeki beşamel sosu sevdin mi? Un kokusu falan kalmış mı? Yok, kıvamında mı olmuş? Güzel geldi, bilmiyorum da ilk tabak için güzel geldi. Ben normalde hani ilk tabaklara daha şey yaparız ya, yorumlarımızı. Doğru. Hani hep... Hı-hı. Öbürüne bakalım diye. Sevdim. Sevdim, güzel geldi. Afiyet olsun. Bilemiyorum ya, bu da güzel geldi. Ay gerçekten gelinler güzel yapmış ya. Ama sanki... İlk yediğimin mesela kıyması daha şey geldi. Acaba hani bu tarafa koyduğu şey gelmedi mi? Daha dolu doluydu. O şey diyorsunuz ya, ben onu anlamıyorum. Daha şey geldi derken. Ha şey, mesela kıyma daha yoğundu mesela. Hani yayarken. İlkinde mi? He, ilkinde mesela tamam. Daha şeydi yayarken. Bu bir tık daha kalın olmuş krep olarak, hani bir tık daha kalın. Tamam. İç harcını da iyi yayamamış. İyi yayamamış evet. Ha. Şöyle baktığımızda mesela hepsi daha tamam. Şey gelmedi. Eşit olmamış. Ama gerçekten bugün demek ki zorlanacağız hani. Kızlar güzel hı-hı yapmışlar. Hani başka yemek yaptıkları zamanlar da oluyordu ama güzel olmuş. Ama söylediğin güzel bir kriter. Yani iç harcını eşit yayması börekte de önemlidir ya. Evet evet. Ama sevdin tadı olarak mi? Sevdim. Onda da sanki beşamel daha da yoğun geldi. Bunda mı? Evet, hani çok bol kullanmış. Yani hoşuna mı gitti? Yok, bol bir tık olması? Daha yok. Bir tık daha şey olsa, daha ince olunca daha da güzel gelebilir tamam insanın ağzına. İçi kıymasını güzel kavurmuş. Güzel, lezzetli geldi. Ama beşamelinde bunda biraz daha sanki un daha mı çok var ya da bir şey var yani un mu? Un kokusu mu var? Yani evet, hani yerken onu hissedebildim yani hani. Ya bu sanki evet, beşamelinde sanki böyle bir sıkıntı var, bilemedim ya hani. Böyle çok hoşuma gitmedi ama kıyması falan gerçekten, kızlar kıymaları güzel kavurmuşlar. Lezzetli. İç harcını sevdin, krebin inceliğini. Krebi. İyi, fena değil hani, çok da şey değil, iyi fena değil beşamelinde ama. Beşamelinde un kokusu var, biraz... onu sevmedin. Evet, onu peki, sevmedim. Peki, geç son tabağına. Nursel Hanım ya, belki bilmiyorum, benim ağzıma mı öyle geldi? Mesela bu da kıymaları çok güzel kavuramamış ya. Acaba bu tarafa mı geldi mesela? Şöyle hadi göster kameramıza. Bakın şöyle mesela, kıymalar da hani top top. Biraz daha hani şimdi öbürlerinde o kadar fark etmedim ama bunda hani şey de var. Hı-hı. Hani topluklar da var, güzel kavuramamış. Ya güzel olmuş ama bunu çok da, bunu da beğenemedim gerçekten. Hani böyle... İç harcı top top ama lezzeti var mı? Ya yok, kıymalar... o kadar lezzetli gelmedi kıyma. Peki krebin inceliği? Krebin inceliği hani olur yani, fena değil. Beşamel sosumuz. Sanki beşamel soslarda genelde aynı tadı yakaladım ya. Sanki ilk tabak daha şeydi. Şey ne kız? Ay şey, daha hani heh güzel geldi. Mesela un tadını i̇lk almadım. İlk tabağın mı güzel geldi? İlk tabaktı geldi sanki ya. Tamam. Çok tedirginim. Bu gerçekten hani kıymaları şey yapamamış. Hani aslında böyle kıymaları top top bırakacağını zannetmiyorum. Çok zor gerçekten. Bu tabağı beğendin mi beğenmedin mi? Ortada. Orta. Orta. Yani çok biz de tam olarak öyle anladık, sanki beğenmedin gibi. Peki, ay, gerçekten kader anı. Dördüncü tabağa bir veriyorum. Dördüncü tabak bir. Bir veriyorum. Üçüncü tabak bir.
Buna da bir veriyorum. Ya hep ya hiç beş veriyorum. İkinci tabak bir, birinci tabak beş. Hiç emin olmayarak nasıl böyle bir puanlama yaptın? Şaşırdım. Çünkü neredeyse hemen hemen hepsine eşit derecede aynı şeyleri söyledin. Üç tane bir var. Aç aç dur yani. Bir sürü birimiz var. İlk bir puan alan gelinimiz acaba kim? Bu tabağın beşameli sana fazla yoğun geldi. Hoşuna gitmedi. İç harcını da eşit yaymadığını düşündün. Bir puan verdin. Bir puanın sahibi gelinimiz Emel. Nuray teyzeciğim. Gerçekten şaşırdım. Çünkü birinci tabakla ikinci tabağa iyi yorumlar yaptın. Kıymasını da içinin sosunu, kıyma harcını eşit yaydığımı düşünüyorum. Çünkü onunla bayağı bir zaman harcadım. Beşameli fazla demek daha güzel demek, daha tatlı demek, daha yumuşak demek ve daha ıslak demek. Yani neden bir anlamış değilim. Vallahi hani ben yedim. Zaten gerçekten ben bu hafta iyi başlamadım. Hani belki benle alakalı. Zaten gelinimi de bulamıyorum. Hani o psikolojide de değilim. Şansıma... Zaten gelinini bulmak istemediğini söylemiştin. Evet. Çünkü aranızdaki geçen sorunlardan dolayı bilerek hani düşük puanlar vermek istediğinizi söylemiştiniz. Acaba gelininizin tabağı olduğu için mi bir verdiniz? Hayır, ben onu bilemem. Ben ilk yediğimde zaten hep ilk tabaklara hep önceleri hep olumsuz yorum yapardık. Hani derdik ilk tabaklarda işte hani şey arkaya bakalım. Öbür tabaklar nasıl diye. Onu yediğimde lezzetli geldi bana. Hani lezzet aldım. O yüzden hani ondan yana kullandım. Birden hakkım. De lezzet aldınız. İkiden de aldınız. Üçten de aldınız. Hepsinden sadece aldım. Sadece dördüncü tabaktan lezzet alamadım dediniz. Evet, hepsinden diğerlerinin aldım. Diğerlerinin hakkını yediniz. O üç tabağın birinde aslan da olabilir. Olabilir, onu bilemiyorum ben. Ama olabilir. Hani öyle vermek istedim, öyle verdim. Damla okuyamadın mı? Kim olduğunu? Okuyamadım. Zihin okuyor ya. Tabakların hani bir... altını okuyamıyorum. Zihin yani, okuyorum ben. Tamam Songül işte teyze. Nuray Hanım zihnini okuyamadın mı? Kim olduğunu bulamadın o zaman. Bir de tabaka okumayı öğren Damla. Tam burası için yarar işine. Ya şimdi aynen, öğretmenlik aynen. Yaptı. Zihin de okuyor az kaldı. Yani şöyle birkaç hafta aynen, sonra bir aynen. Hafta sonra tabak her şeyi okur. Okuyacağım. Sizin aklınızı okuyorum ya. Kaç tane böyle ne var ne yok aklınızda. Bütün her şeyi biliyorum ya aklınızdakileri. Yakında artık... böyle göz temasından da ben sizin kime ne verdiğinizi, işte ne puan verdiğinizi zaten biliyorum aslında ya ben sizin neye verdiğinizi. He Damla, işte öğretmenlik bitti, zihin bitti, göze geldik. O zaman fazla bir şey kalmamış tabak okumaya. Master yapacağım artık, master. He sensin tamam. Ben bilemiyorum, ben bugün böyle kullanmak istedim, böyle kullandım. Afiyet olsun. Bilemiyorum yani hani diyecek bir şeyim de yok. Zaten ben hepiniz, almadım. Hepiniz... Nuray teyze ben almadım biri. Hayır biliyorum hepiniz güzel yapmışsınız gerçekten de hani elinize sağlık ne diyeyim. Bir tanesini açtık bir oh çektik. Bakalım ikinci birden kim çıkacak? Kayınvalidemizin kullandığı üç tane birden bir tanesi bu tabağa ait sahibi kim acaba? Bu tabağın beşamel sosunun un koktuğunu söyledin. O yüzden çok da pek de beğenmediğini söyledin. Bir puan aldı bu tabakta. Bakalım sahibi kim çıkacak? Aç görelim. Damla. Nuray teyzeciğim. Efendim. Şimdi hiçbir kusur bulamadın tabağıma. Niye? Beşamelini duydun mu? Ne yaparım asla. Yaptığını? Yani ben... Damla beşamel artık ezber, o kadar ezberlemiş ki bir tabak saniye. Açılır açılmaz buraya geldiğinde benim tabağıma geldiğinde dedi ki beşamellerin dedi hepsinden aynı tadı alıyorum dedi. Dedim. Yok, dedim. Hayır. Demedi mi Nuray teyze? Sana geldiğinde sadece Aslancığım senin tabağının üstü ona cazip gelmiştir bu kızarma konusunda. Benim olduğunu nereden şans... biliyorsun sen? Budur yani ya, eminim okuyor, senin okuyor, kayınvaliden. Buramıyorum ben biraz daha cazip geldiği için. Dedim ya. Şimdi Aslancığım bu tabağın senin olduğunu bilmiyorum. Ben de ama velakin Nuray teyze işine geldiği zaman kızarıklığa bakıyor ya. Şey işine gelmediği zaman da kızarıklığa bakmıyor. Aslında yani tahminimce senin olduğunu düşündüğü için bu şey tabak kızarık Damla. Olduğu için Damla. Böyle bir puanı ver. Gücünü kullanıp tabak okumaya geçsene sen bir de kimin tabağıymış görelim. Damla. Okuyorum aklımdaki isim Aslan Damla deminki dediğimin arkasındayım bak. Hep her zaman ne deriz? İlk tabağı yediğimde
Hepimiz genelde öyle diyoruz. Arkadakileri merak ediyoruz şimdi tadı. Ben ilk onu yediğimde gerçekten hoşuma gitti. Dedim ki güzel. Yani öyle dediğimden hepsi eminim demedim. Hepsi aynıydı aslında. Hepinizin beğendi. Şansına verdiniz o puanları. Evet ama bilemiyorum. Belki olabilir. Aslında neyse, daha yani şansına verdin. Burada lezzet aramıyoruz zaten. Gelin arıyoruz canım benim. Tamam tabii da ki. Seni lezzetli olduğun ha? için vermedi. Bunu bil yani, anladın mı? Şu an hayır. Şu an hepsi senin... aynı. Hayır, şu an o tabakların hepsi aynı. Bir sallamasyon yapmak istedi. Seni... Ha? Eminim bitti ki mi? Seni bitti tutturmuştur. Mi? Senin yanık tabaklarını eksiki aldığın halde çeyrek alman gibi mi? İşte bu bir üstün başarı. Ya, yapamadığın halde üstün başarı hem bu. Eksi alıyorsun hem çeyrek alıyorsun ve bu bununla gurur mu duyuyorsun canım, sen? Üstün başarı. Sen bununla gurur mu duyuyorsun? Ben olsam almam o çeyreği aslan, ya. Eksi aldığım gün o çeyreği almaya utanırım ben ya. Aslan ben sana ne dedim? Ben senin ismini söylediğinde sen bana ne diyecektin? Yes şef. Ben sizin şefinizim. Yes. Hayır şef. İşin çok zor. Gelinin sona kaldı. Yani böyle bir gerginlik de var sende. Bakalım evet. O kötü mü yansıyacak? 5 ya da 1 verdin. Ya bu hafta iyi değilim gerçekten. Eğer gelinine 1 verdiysen üzgünüm ama altın final zora girecek. Yani öyle gözüküyor. Çok az bir zaman kaldı. Puanlar çok değerli. Yüksek puanı alan... Gerçekten çok şanslı. 20 bileziğe elveda diyebiliriz böyle gidersen. Toparlanman gerekiyor eğer birse. 5 puan alan gelinimiz Sena Nur mu? Kendi gelini Aslan mı? Açalım mı? Hazır mısın? Açalım, hazırım. Açalım. Sesi nasıl titriyor? Kıyamam ya. Sena Nur mu? Kendi gelini Aslıhan mı? Kayınvalidemizin işi çok zor. Açıyorum. Açtım. Sena Nur. Al işte, işte bu ya. Bomba. Salladın işte, elinde patladı. Pattan da anlayan, 5 birbirine yapıştıran kayınvalide gör. Kayınvalide. Nuray teyze topak topak kıymayı mı seviyordun sen? Ya. Topak topak.